Hatay'da etkili olan şiddetli yağış tarlalara göre çevirdi. Deniz taştı, turizm merkezleri ise sular altında kaldı. İki gündür kentte aralıksız olarak devam eden yağmur nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Belediyeye şu ana kadar 1041 şikayet gelirken il genelinde köprüler yıkıldı. Hatay turizmi için çok önemli olan ve her yıl binlerce turisti ağırlayan Harbiye Şelaleleri selin kurbanı oldu. Dağdan gelen sel suyu mesire yerinin tüm güzelliklerini alıp götürerek geride enkaz bıraktı. Antik Yunan mitolojisinde anlatılan Apollon ve Defne destanının yaşandığı yer olarak bilinen ve yüzyıllarca binlerce turistin akın ettiği şelalelerin zarar görmesi halk arasında da büyük bir üzüntüye neden oldu. Harbiye'nin bir yıl içerisinde ikinci defa sel ile karşı karşıya kaldığını belirten turizm işletmecilerinden Özkan İşbilir, dağdan gelen sel suyunun her şeyi önüne katarak götürdüğünü söyledi. İki ay önce yaşanan felaketin ardından turizm beldelerinin bir kez daha yıkıldığını aktardı. Bizim burada eşyalarımız vardı, her şey vardı yani. Bizim zararımız çok. Aşağıda gazinolar vardı. Onlar da gitti selde geçen sefer. Şimdi de zararları var. Herkesin yanında zararı var. Bizim istediğimiz buna bir önlem alınması lazım. Kentte aralıksız olarak devam eden sağanak nedeniyle etkili tarım arazileri de sular altında kaldı. Üreticiler zarar tespiti için suyun çekilmesini bekleyeceklerini söylerken, valiliğin kurduğu kriz masasında yüzlerce su baskını ihbarı değerlendirildi. Sadece merkez ilçe Antakya'ya son 24 saatte metrekareye 110 kilogram yağmur düştüğü belirtiliyor.